Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gülseven Özkan. Türkiye 13 Şubat'ta büyük bir facia yaşadı. Erzincan İl Çöpler Altın Madeninde 10 milyon metreküp siyanürlü toprak kaydı. 9 işçi toprak altında kaldı ve hepsi hayatını kaybetti. Madene yönelik hukuki süreç devam ediyor. İddianame henüz yayınlanmadı. Ancak orada önemli gelişmeler yaşanıyor. Madeni işleten Anagold 18 Ağustos'ta çalışanlara bir mail iletti ve duyuru yaptı. İnsanları işten, çalışanları işten çıkaracağını duyurdu. Ardından 19 Ağustos'ta 187 işçiye fesih bildirimi yaptı. Bizler de bölgedeki hukukçularla, ailelerle konuşacağız. Orada bugün bir eylem gerçekleştirildi. İşçiler Anagold'un servislerinin olduğu yolu araçlarla kapattı. Bölgede işlerin fesihleri kabul etmediklerini ve çalışmak istediklerini bildiriyorlar. Bizler de bu konuyla ilgili birazdan Mert Batur'a bağlanacağız. Öncesinde bölgedeki halka, işçilere ve ailelere mikrofon uzatıyoruz. Bundan yaklaşık 6 ay önce bir göçük geldi. Sizler de biliyorsunuz. Yani dünyaya bu duyuruldu. 9 tane canımız kayboldu. Onun akabinde şu an işte çıkış yapılıyor. Yerel halkın hepsini işten çıkarıyorlar. Dışarıdaki işe. Biz bunun tepkisini yapıyoruz. Evet. Esnafımız nerede? Dükkancımız nerede? Belediye başkanımız, kaymakamımız. Benim babam bu çıkarılan işçilerden biri. Gerekçesini sorduğumuzda da bize bir gün önce atılan maillerde birkaç gerekçe vardı. 4 tane. Biri bir yıl içerisinde 45 gün izin alması. İkincisi çalışacak performansı olmaması. Diğeri işte ceza almış olması. Ama soruyorum, hani diyorum ki benim babamın bunlardan hangisi var? Hiçbiri yok diyor. Niye peki çıkarttınız diyorum. O zaman bana dönüp diyor ki ben mecbur kaldığım için senin babanı çıkartmak zorunda kaldım. Çok mağduruz ve bizim şu an topraklarımızı ele geçirmişler. Bizim içeri girmemize izin vermiyorlar. Bizim askerimiz bizim onlara yanaştığımızı görünce silahlarını siper alıyorlar. Sanki biz ne yapacağız? Biz kendimizi savunmaktan başka hiçbir şey yapmıyoruz. Zorbalık da yapmıyoruz. Hakkımızı savunuyoruz. Üstüne bir de hakkımızı savunurken araçlarımızın plakalarını alıyorlar ki bize ceza yazsınlar araçların üzerine. Bunlar bu işçiler işten çıkartıldığında kimse sordu mu ki siz bu insanları ne gerekçeyle çıkarttınız? Ya da bunun maddi durumunu baktınız mı? İçeride zengin adam, cezalı adam dururken niye siz yoksulu çıkarttınız? Bize şununla geliyorlar. Hukuki işlem dışında bir şey yapmayın. Hukuki olarak ne yapmışlar, ben onu merak ediyorum. Hukuki olarak ben hiç geliyor muyum? Biz şu an hukuki bir şey yapıyoruz. Onların da hukuki olarak bir şeyler yapmasını istiyoruz. Devlet büyüklerimizi, bakanlarımızı, herkesi buraya bekliyoruz. Buraya çağırıyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Kimse bize müdahale edemez. Sonuna kadar buradayız. Kadar. Tehdit aldığınız iddia ediliyor. Üründe 5-6 madde sundular. Bu maddede 45 günden fazla raporlu olanlar, emeklisi gelmişler, disiplin cezası uygulananlar dedi ve bunların hiçbiri de bizim eşlerimizde hiçbiri de yok. Bilir kişi tarafından çıkartılmış insanlar var. 187 kişi işten çıkarılmış ama nitekim biz eyleme 30-40 kişi katılabiliyoruz. O katılamayanlar tehdit altındadır. Siyasi olarak tehdit ediliyorlar, işte maden tehdit ediyor bu taraftan, bunlar hepsi yapılıyor. Nasıl tehdit ediyorlar? Biraz açar mısınız? İşten çıkarırız. İşten de çıkardılar. Öyle bir tehdit yapalım. Şimdiye kadar hep böyle tehdit edildi. Konuşursanız işten çıkarırız. Bugün o da bitti. 5-6 ay önce burada bir maden patlaması oldu. Üçüncü gün. Yemin ederim üçüncü gün 10 tane işçi çıkarttılar. O 10 tane işçiden biri benim oğlumdu. Şu anda benim oğlum Çayırlı'da taş ocağında çalışıyor. Ben bir aydır oğlumu görmeyeyim. Ama dışarıda gelen adam burada çalışıp bugün de benim eşimi çıkarttılar. Ya benim 6 tane çocuğum var. Ya bizim hakkımızı arayın gerçekten. Hiçbir şey istemiyoruz. Dışarıdan gelen ekmek var. Buranın halkına ekmek yok. Defolup gitmelerini istiyoruz. Evet. Başka da bir şey istemiyoruz. Biz onlardan ekmek falan istemiyoruz. Çıksınlar gitsinler. Biz de yemeği eski şeyimize bakalım. Eski işimize, eski gücümüze bakalım. Çıksınlar bizim topraklardan. Buranın halkı hayvancılıkta geçiniyordu. Meralarımızı kapattılar dedi. Hayvancılığı tükettiler. Sesimizi de duyurun lütfen. Sesimizi duyurun. Buradaki insanları nasıl etkileyecek bu durum? Değil. Geç olmazsa birimizin eşini çıkarsaydı bir ev diğer eve de bakacaktı. Ama eşim, bütün aile mağdur. Bütün eş dost herkes mağdur. Benim eşim bir ay, üç gün erekete çalıştı. Ceset çıkardı. Bugün ilk çıkan benim eşimdi. Bilir kişi tarafından çıkartılıyorlar, tamam mı?
gücü olan, siyasi gücü olanlar bugün işte, olmayanlar hepsi dışarıda. Hepsini çıkardılar. Farklı şeyler dönüyor. Ama ne devlet yanımızda, ne siyasi güç yanımızda, hiçbir gücümüz yok. Hiç kimsemiz yok. Şu an 9 sayı varken herkes buradaydı. Bütün bakanlarımız buradaydı. Bütün milletvekillerimiz buradaydı. Ama şimdi iş çıkartılımında hiçbir kimseyi yanımızda bulamıyoruz. Hiç kimse yanımızda yok. O 187 kişi de niye gelemiyor buraya? Onu da söyleyeyim. Şu anki tehdit de şudur. Tazminatlarınızı vermeyeceğiz. Çalıştığınız 4 ayın parasını vermeyeceğiz. O yüzden korkuyorlar. Halk sokaklara dökülemiyor. 187 kişi de 30 kişi buradayız biz. Çıkamıyoruz. Tehdit var çünkü. Neden? Tazminatınızı vermeyeceğiz. Bütün haklarınızı elimizden alacağız. Bu söylemde kimse meydanlara gidilemiyor. 187 kişi şu an 30 kişi. Korkudan kimse gelmiyor. Asiye Hanım, siz nasıl etkileneceksiniz peki bu 187 işçi, başka insanlar da çıkacağı söyleniyor. Çocuklarınız var mı? Kirada mı kalıyorsunuz? Aynen öyle. Şöyle bir şey var. Maden dışarıdan gelene kira yardımı, kira desteği yapıyor. Ama burası halkın hiç kimseye yapmıyor. İşten çıktıktan sonra olacaklarla ilgili mağduriyetiniz neler olacak? Bize onları anlatır mısınız? Nasıl etkileneceksiniz? İliç'te komple İliç'in halkında hayat bitecek. Dışarıdaki insanı sen burada çalıştırıp yerel halkı çıkaramazsın. Hepsini birden çıkaracaksın. Oldu gibi çıkarma işi varsa sen dışarıdaki halkı çıkaracaksın. İzmirlisi, Ankaralısı gelip burada ekmek çıkarıyor. Biz burada işsiz kalacağız. Öyle bir dünya yok. Peki yanınızda işçi var mı? Çıkarılan işçi? Onlarla da görüşelim. Erkeklerden mi? Evet, çıkarılan kadın da olabilir, erkek de olabilir. Buyurun, sizden dinleyelim. Ablacığım, burada bir facia var. Şimdi bu 9 canımızın ardından 187 kişiyi işten çıkardılar. Şu anda biz çarşıdayız. Görüyor musun çarşının halini? Evet. Haklarımızı alıyoruz. Belediye başkanı geldi. Kaymakam bey geldi. Bize şunlar söylüyorlar. Taşkınlık yapmayın. Peki nasıl taşkınlık yapmayalım? Benim ekmeğimle oynamış bu adam. Ben nasıl durabilirim? Benim çoluk çocuğum saat sabahın 6'dan beri burada. Ayakta bak, bayraları görüyorsunuz burada. Yani biz kimseye bir kötülük yapmadık, bir haksızlık yapmadık, küfür etmedik, sahip saymadık. Sadece hakkımız olan maaşımızı istiyoruz. En son maaş kaldı, onlar da el koydular. Biz sizden destek istiyoruz. Başka bir işçi arkadaşımız var mı? Bak, nasıl etkileneceksiniz? Bak ablacığım, bak. Şunları görüyor musun? Evet. Bak şunları görüyor musun? Şunları. Evet. Görüyor musun ablacığım, bak? Bak. Saat 6'dan beri maden sahasındayız biz. Yani bizim halimiz perişan. Tehdit aldığınız iddia ediliyor. Evet. Jandarma geldi, bize dedi ki yolu açmazsanız biz sizi joplarız dedi, biber gazı sıkarız dedi. Biz de belediye başkanı çağırdık, o geldi. Son noktada kaymakam beyle görüştüler onlar da. Biz yolu açtık, geldik, şu anda ilçedeyiz, çarşıdayız. Bazı işçiler Anagold'un sizi daha önce tehdit ettiğini söylüyorlar, daha önce konuşmamanız için. Evet, bu da sendikadır, bizi tehdit eden sendikadır. Ne dedi? Bizi bağımsız sendika geçtiğimiz için bizi tehdit ettiler. En sonunda bizi işten çıkardılar. Hangi sendika sizi tehdit etti? Adı Maden nedir? Maden İş Sendikası. Maden İş Sendikası. Nasıl tehdit etti? Ne dediler? Ya işte sizi işten çıkarırız. Geri dönün. Bu tür şeyler yapmayın. Yani bize gebe kalın gibi şeyler söylediler bize. Peki siz işten çıkma endişesiyle konuşmadınız daha önce, öyle mi? Aynen. Yani açıkçası biz biraz da çekindik, korktuk. Neden? Ama bu 9 canımızdan sonra artık bizim canımıza taht etti. Artık yapacak bir şey yok. 187 arkadaşımızı işten çıkardılar. Biz mücadelemizi veriyoruz şu anda. Evet. Temel isteğiniz nedir? Ne istiyorsunuz tam olarak? Ne bekliyorsunuz? Ya bizi geri alacak ya da bizim topraklarımızı terk edecek. Anlıyorum. Çok geçmiş olsun öncelikle. Başka bir arkadaşınız var mı konuşabileceğimiz yanınızda? Var. Bir arkadaşım daha var. Merhaba. Merhabalar. Anlatır mısınız? Durum nedir? Sorun büyük. Sorun burada bizim oylarımızı alan, bizim sırtımızdan rantlar sağlayan, makam Arap araçlarına binen, yüksek bürokratlık yapan insanların rantını devşirip ondan sonra burayı terk edip bu ilicin halkını
bu ilicin halkını kaderine terk etmek. Burada bir problem var, bir sorun var, bir göçük oluştu. Buranın sorumluları kimse, bürokratları kimse gelip burada sorunları, ÇED raporu muymuş, neymişse sen zamanında raporunu vermişsin, denetlememişsin, sıkıntısını biz çekiyoruz. Neredeler? Kimse gelip bizden muhatap olmuyor, derdimizden ilgilenmiyor. Biz kaymakamın kapısına gidiyor, diyor ki bu sorun beni aştı. Biz belediye başkanına gidiyor, diyor sorun beni aştı. Vali diyor, valinin yanına gidiyoruz, vali diyor sorun beni aştı. Nerede bu milletvekilleri? Nerede bu bakan? Gelip burada bize desinler. Arkadaş bu maden çalışmayacak. Nerede? Korkular, kaygılar ne? Sizi de işten neden çıkardılar. Biz de işten çıkardılar tabii. Tehdit aldığınız daha önce iddia ediliyor. Ne tür bir şeyle tabii karşılaştınız? Tabii. Maden işten tehdit aldık. Maden iş sendikasından. Nasıl bir tehdit aldınız? Ne denildi? Yani siz başka sendikaya geçerseniz sizi işten çıkaracağız. Ne zaman denildi? Daha önce değil mi? Faciadan önce mi? Tabii göçükten önce. Göçükten önce. Biz göçük günü burada başka sendikaya geçiş yaparken göçük oluştu. Peki siz şimdi nasıl etkileneceksiniz? Orada iş olanakları başka var mı? Yok, burada başka bir iş olanakları da yok. Göç oluşacak. Türkiye'nin kaderi bu. Yine doğudan batıya göç oluşacak. Varoşlara gidip yerleşeceğiz. Başka ne yapacağız? Peki. Yani bir başka geçmiş şansımız mı var? Türkiye'nin hali bu. Anlıyorum. Peki. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Şu anda peki orada ne yaşanıyor? Aileler var şu anda. Bugün ya, yolu kapattınız. Onu biraz kimse ne bildiğini, ne yaptığını bilmiyor ki yani. Sudan çıkmış balığa döndü toplum. Bugün yol kapanma eylemi yapılmış servislerin. Onu anlatır mısınız? Ne oldu tam olarak? Yabancı burada 80-90 bin lira çalışırken ben 30 bin lira ben işten çıkardım dedi. Burada yabancı 80-90 bin lira imza atarken beni burada 30 bin liradan işimden etti. Ben derdimi kime yanacağım? Yol servislerin gittiği yol kapatılmış aileler tarafından. Onu anlatabilir misiniz tam olarak? Tamam. Aileler ne yaptı? Ama akabinde belediye başkanımız geldi. Kaymakam Bey geldi. Bizden rica ettiler. Biz de yolu açtık. Çarşı, maden size açıktır dediler. Bundan sonra eğer bizim haklarımızı geri verirlerse kimseyle işimiz yok. Ama mücadelemizi vereceğiz. Hakkımızı da alacağız söke söke. Siz size bir sözleşme sunuldu, onu imzalamadınız değil mi? İmzalamak istemiyorsunuz. Ben kendi şahsıma ücretli izini imzaladım. Avukatlar onu tavsiye etti. Çoğu arkadaşımız onu imzaladı. Bazı arkadaşlarımız da kızdılar. İşte madene kahrettiler. Çıkmayan arkadaşlara kahrettiler. İşte vesaire onlara kahrettiler. O yüzden bazıları da gitti çıkışlarını aldılar. Yani bize tavsiye edilen ücretsiz izindi. Anlıyorum. Peki çok geçmiş olsun. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Binali Yıldırım'ı buraya geldi. Binali Yıldırım Bey'i buraya davet ediyoruz. Çünkü bu meydanda toplanmıştı. Seçim öncesi bize diyor, sözler verdi. Dedi ki burası altın şehir. Biz size güveniyoruz. Siz AK Parti'ye oy verirseniz biz bu madeni açarız. Bu maden devam eder. Ama maalesef bu ilçe de AK Parti'ye oy vermediğimiz için madeni kapattılar. İşçiler de şu anda dışarıda. Anlıyorum. Peki çok geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Karşımızda ilçedeki süreci yakından takip eden avukat hukukçu Mert Batur var. Mert Bey bize anlatabilir misiniz? Bugün orada aileler, işçiler maden önünde bir eylemde bulundular. Eylem yapıldı. Ne oldu bugün orada? Ya şimdi bu Anagold'un toplu işten çıkarmaya dair yaptığı duyurudan, açıklamalardan sonra hem çıkarılan işçi arkadaşlar, yani çıkarmaya zorlanan işçi arkadaşlar, hem de aileler bir muhatap bulabilmek için aslında birkaç gündür bazı kanallardan şirketle görüşmeye çalışıyorlardı ama şirket kesinlikle görüşmediği gibi geri adım atmayacağını da söyledi. Doğal olarak bugün de işçi arkadaşlar ve aileler, yakınları Anagold'un önünde bir eylem yapmaya başladılar. Önce Anagold'un Nizamiye girişindeki servis yolunu kendi arabalarıyla kapattılar. Doğal olarak hani orada bir görüşme, hala aslında bir görüşme ve geri adım talebi var.
Daha sonra orada bir açıklama yaptıktan sonra Anagold'un o şeyin arazinin başka bir tarafına geçtiler. Oraya yürüdüler. Orada bir açıklama yaptılar. Şimdi yani hem işten atılan işçiler geri alınsın, hem bu toplu işten çıkarma geri çekilsin, hem de yani burada yıllardır bu topraklarda madencilik yapılıyor. Bu toprakları geri istiyoruz yani böyle sloganlarla bir eylem gerçekleştiriyorlar. Gün içinde bir dizi eylem daha, bir dizi açıklama daha yapmayı planlıyorlar. Şu an güncel durum böyle. Peki orada az önce işçilerle ve aileleriyle konuşmaya çalıştık. Daha önce tehdit aldıklarını, sendikadan tehdit aldıklarını söylediler. Sizin duyumlarınız, aldığınız bilgiler nedir? Şimdi burada Türkiye Maden İş, yani son sözleşmeye imza atan yetkili sendika. Buradan arkadaşlar ciddi bir çoğunluk istifa edip bize geçmişlerdi biliyorsunuz kazadan önce. 13 Şubat'tan önce. Şimdi ama sonraki süreçte de hem bağımsız maden işe geçen üyelerin tekrar Türkiye Maden İş'e geçmesi, hem de genel olarak hem işçilerin hem de İliç halkının sessiz durarak, yani kendilerine verilene rıza göstererek bu süreci geçirebilmesi için, şirketin elinin güçlenebilmesi için Sarı Sendika Türkiye Maden İş'te her zamanki pratiği, zaten olan pratiği içerisinde şirket yanlısı bir tutum aldı. Burada mutlaka işte bu imza altına almaya yönelik, işten çıkarmaları imza altına almaya yönelik 4 maaş fazla veririm, işte çocuklara yardım yaparım gibi özendirme, teşvik etme işleri neyse, sakinleştirme işleri neyse, tehdit de bu tip durumlarda holdinglerin çok kullandıkları bir yöntem. Bunu mafyatik gruplarla da yapabilirler, çetelerle de yapabilirler. Bu örnekte olduğu, duyulduğu gibi sarı sendikalar üzerinden de yapabilirler. Yani doğal olarak burada kendi sorumluluklarından kaçmak için her türlü aracı kullanmaya çalışıyorlar. Ama şimdi görülen o ki, hani İliç halkı açısından da durum bir varlık yokluk meselesine kadar gelmiş durumda. Çünkü bu işten çıkarmalar geri döndürülemezse ya da bir hani uygun bir çözüm geliştirilemezse, ne kadar tazminat verilirse verilsin, yani öyle 4 maaş zaten çok komik bir şey burada belirleme, ama ne kadar maaş verilirse verilsin, tazminat verilirse verilsin, burada başka bir iş olanağı kalmadığı için orada artık yaşama imkanı kalmayacak İliç halkının, buradan eğer geriye dönülmezse. Bu maden açısından da şu demek değil, yani onlar zaten biz burayı kapatıp gidiyoruz falan gibi bir yaklaşım içerisinde değiller. İster Anagold olur, ister başka bir şirket olur, burada 6 madenciliği yapmak konusunda bir öngörü içindeler. Hatta Anagold kendisi için de bu öngörü içerisinde. Bir süre sonra burada üretime devam edeceği imalarında bulunuyor. Böyle bir planlar yapıyor. Ama İliç halkına gelince konu, bu mesele kapandı bitti, şimdi ne yapıyorsanız yapın, kendi başınızın çaresine bakın gibi bir önermeleri var. Bu tabii ki İliç halkının kabul etmeyeceği bir şey. Şimdi orada Anagold tarafından 610 Anagold bünyesinde çalışan işçi olduğu belirtildi ve 187 kişiye fisip bildirimi yapıldı. Taşeron şirketler de var. 50-60 taşeron şirketin faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Sizin aldığınız bilgiler ne? Daha fazla işçi çıkarılacağı söyleniyor. Bu konuyla ilgili bilgi verebilir misiniz? Şimdi orada 50-60 iyimser, çok daha fazla taşeron vardır aşağı doğru. Yani atıyorum bir kamyon, bir bilmem ne, yani birkaç çalışandan oluşan taşeron şirketler de var. Çünkü burada yıllardır bu yolla aslında insanların razı olmasını da sağladılar şirketin genel çalışmasından. Şimdi toplamda 3000 kadar işçiye tekabül ediyor buradaki şey Anagold bünyesinde. Taşeronlar var, ama taşeronlar öyle tabii ki diğer örneklerde olduğu gibi burada da hani bağımsız nitelikte değil, doğrudan Anagold'un direktifleriyle çalışan, yani toplamda Anagold'un sorumluluğu altında bir 3000 kişiden bahsediyoruz. Burada en büyük taşeron Çiftay, burada siyanürlü toprağın kaldırılması işini de üstlendi. O dönem tabii çok riskli de bir işti, yani bir teknik beceri de gerektirdiği için, uygun eğitimler de gerektirdiği için. Şimdi bu işlem bitmeye yaklaştığı zaman bu işçiler açısından da bir gelecek sorunu doğmuş oldu. Önce çok ciddi teşvikler verdiler o siyanürlü toprağın kaldırılması işini yapsınlar diye. Daha sonra bu teşvikler kesilince buradaki işçi arkadaşlarla yönetim arasında bazı şeyler yaşandı, tartışmalar yaşandı ve nihayetinde işçiler orada işi yavaşlatma, durdurma noktasına kadar getirdiler. Ve o zaman açıkça öğrendiler ki sonuçta bu ihtiyaç kalmadığı anda kapının önüne koyulacaklar sırasında ilk sırada ya da ikinci sıradalar. Yani kendileri de çok ciddi risk altındalar, tehdit altındalar. Doğal olarak evet, bu 187 kişi, bu da tamamı olduğu kesin değil. Yani ilk part da olabilir. Yani önümüzdeki günlerde ya da
haftalarda bir 187 daha çıkartılabilir. Aynı zamanda işte büyük taşeron çift aydan başlayarak diğer arkadaşların işleri de ciddi tehdit altında. Doğal olarak bu sayı binlerle ifade edilecek bir noktaya gelebilir. Zaten dediğim gibi eğer burada uygun bir çözüm geliştirilmezse, burada tabii devlet de garantörlük sağlayacak İliç halkı lehine, uygun bir çözüm geliştirilmezse insanlar burada başka tip bir geçinme olanağı bulamazlar. Kendi hayatlarını başka bir yerde kurmak için de ehil durumda olamazlar ve göç ettirilerek başka şehirlerde daha düşük düzeylerde işçilik yapmaya mecbur kalırlar. Şu an temel tartışma burada düğümleniyor. Peki önceki gün bir Erzincan İdare Mahkemesi'nden bir ÇED raporunun iptali gündeme geldi. Bakan Murat Kurum'un 2021 yılında onun bakan olduğu dönemde Çevre Bakanlığı tarafından onay verilen ÇED raporuna. Şimdi o madeni nasıl etkileyecek? Bir iptal söz konusu o dönem için. Maden, siz hukukçusunuz, bu alanda çalışıyorsunuz. Madenin geleceğine yönelik ne tür bilgiler var elinizde? Şimdi bu karar önce bu ÇED'in iptaline dair idare mahkemesinde görülmüştü. Başvuranların aleyhine bir karar verilmişti. Başvuranlar tarafından Danıştay'a götürüldü. Danıştay'dan karar geri döndü. Şimdi tekrar idare mahkemesine, idare mahkemesi de ÇED'in iptaline dair karar vermiş oldu. Burada şimdi teknik olarak yapılması gereken iş bu kararın çizgisinde buradaki üretim faaliyetinin ya da işte şirket faaliyetinin, genel şirket faaliyetinin durdurulması. Burada ama Anagold'un karara itiraz hakkı var. Zaten kararda da yazıyor. Karara itiraz hakkı var. Onlar bu itirazı yapacaklardır. Çünkü benzer durumlarda olan şirketler, durumlar yaşayan şirketler bu itiraz haklarını kullandılar. İtiraz hakları var. Aynı zamanda bu ÇED iptali de öyle sonsuz, sınırsız bir güvence vermiyor oradaki başvurucular açısından. Çünkü ÇED'in iptaline sebep olan sıkıntılar giderilerek Anagold ya da başka bir şirket tekrar ÇED sürecini hızlıca tamamlama girişimlerinde bulunabilir. Orada daha önce de Murat Kurum imzası vardı. Yine benzer şekilde buradaki ÇED süreci bu sefer daha oluruna uygun şekilde, daha yasal kılıfına uydurulmuş şekilde yenilenebilir Anagold ya da başka bir şirket tarafından. Doğal olarak orada şu an durdurulması gerekiyor bunun idari kararla. Durdurulması gerekiyor ve ama buna güvenerek önümüzdeki süreci okuyamayız. Çünkü büyük şirketler bu tip yasal engelleri aşmak konusunda çok ciddi bir birikime, donanıma, ilişki ağına sahipler. Bu saldırıyı topyekun püskürtmek zorundayız. Ve burada da İliç halkının bugüne kadar kaybettiği, Anagold'un milyonlar, milyarlar kazanırken kaybettiği haklarında da çökülmesine izin vermeden bir yol geliştirmek gerekiyor. Peki son olarak siz işçileri de onların hakları konusunda da çalışan bir hukukçusunuz. İşçilere yönelik nasıl bir süreci izleyecek? Siz neyi talep ediyorsunuz? İşçiler ne istiyor? Ya şimdi öncelikle burada Anagold'un katlanma yükümlülüğü devam ediyor. Yani bu ÇED iptali ile ilgili olan kısmı ayırarak konuşuyorum. Kendisi toplu işten çıkarmaya karar verdiği sırada Anagold'un katlanma yükümlülüğü devam ediyor. Katlanma yükümlülüğü şu demek. Burada ruhsat iptali aslında teknik olarak geçici bir karar. Çünkü ruhsat iptaline sebep olan koşullar değiştirilerek durum da değiştirilebilir. Yani ruhsatlar tekrar verilebilir ve çalışma devam edebilir teknik açıdan. Ve ruhsat iptaline neden olan mesele de iş sağlığı güvenliğine dair eksiklikler. Bu eksikliklerin zaten olduğu aşikar. Çünkü 9 işçi arkadaşın ölümüne giden süreçte neredeyse hani bir olursa olsun diyerek hareket edecek kadar bir iş sağlığı güvenliği önlemlerinden kaçış var. Bunu bir masraf kalemi olarak görme yaklaşımı var. Şimdi burada da iş sağlığı güvenliği önlemlerine dair önlemler yapılarak tamamlanarak ya da tamamlanmış gibi gösterilerek tekrar işler şirket açısından rayına konulabilir. Şimdi burada katlanma yükümlülüğünün kaynağı da bu. Buna kendileri sebep olduğu için, işçinin hatasından kaynaklanan bir durum olmadığı için burada oluşabilecek zarara, oluşabilecek ekonomik bedele de katlanmak durumundalar. Bunun da herhangi bir süresi yok. Geçtiğimiz 6 ayda işçiler ücretlerini aldılar çünkü katlanma yükümlülüğü borcunu yerine getiriyordu. Şimdi kendiliğinden bundan vazgeçti. Bakanlık Sarı Sendika eşliğinde, Türkiye Maden İş eşliğinde bu katlanma yükümlülüğünü artık yerine getiremeyecekleri bir yasal kılıf uyduruyorlar.
Halbuki bu 2 senede sürse, 3 senede sürse zaten oradan kazandıkları toplam servet birikimi burada 10 yılda işçilere maaş verseler kesinlikle zarara sokmayacak bir boyutta. Bu boyuttaki bir şirketin yani hem uluslararası ortaklar hem de Türkiye'de bugüne kadar da şu anda hiçbir yasal engele takılmadan ve üretim zorlaması altında bu kadar büyük servetler biriktirmiş bir şirketin bunu buradan zarar etme, buradan ekonomik krizi bahane etme, ekonomik zorluğu bahane etme şeyi lüksü olmamalı. Katlanma yükümlülüğünü yerine getirmesini istiyoruz. İşçilerin talepleri bunlar. Aynı zamanda buradaki şey de yani 10 sene boyunca bir yerde altın madenciliği yaparsanız oranın zaten başka bir geçim kaynağı kalmaz. Yani çünkü orada siz binlerce işçi çalıştıracaksınız. Bu işçilerin işçileşmesi gerekir. Yani başka eğer geçim kaynakları kalırsa onlar da tercih edilebilir. Ama bu buradaki ihtiyacı karşılamaz. Aynı zamanda oradaki doğa da bundan etkilendiği için işte hayvancılık gibi, tarım gibi başka geçim kaynaklarına da imkan kalmaz. Şimdi burada da yarattıkları bir bedel var. Bu bedeli ödemeden, bu yani 9 da işçinin ölümüne sebep olduktan sonra hiçbir bedel ödemeden biz kapatıp gidiyoruz. Bizden bu kadar filan gibi bir yaklaşıma işçi arkadaşlar da İliç halkı da izin vermek istemiyor. Biz de tabii ki bu mücadelede sonlarına kadar yanındayız. Peki son olarak facia yaşandığında kamu görevlileri, iktidardan isimler, milletvekilleri, halkın yanında olacağını, işçilerin yanında olacağını, ailelerin yanında olacağını dair pek çok açıklamalar yaptı. Şu anda bu isimler, halk orada tepkili, işten çıkarmalar gördüğümüz gibi var. Ne yapıyorlar? Onların tavrı nedir? İşçilerin arkasındalar mı? Şimdi şeyin başında, konuşmanın başında ifade ettiğim zaten işçi arkadaşlar ve aileler İliç halkı bir süredir yani bu birkaç gündür hatta öncesinden beri bir görüşme zemini kurmaya çalışıyorlar. Bu görüşme zemini yani şirketle ya da buradaki kendi haklarını garanti altına alabilecek kamu görevlileriyle bir çeşit görüşme zemini kurmaya çalışıyorlar. Buralarda sonuç elde edebilselerdi zaten mesele bir çözüm perspektifinde değerlendirilebilirdi. Yalnız buralar... mı halk orada? Efendim? Yalnız mı oradaki işçiler, halk, aileler şu an? Yani yalnızlar, evet yani şu açıdan yalnızlar tabii ki. Kendilerini, kendi lehine, onların haklarını bu meselenin gündeminde tutan, odağına alan bir yaklaşım görmüyorlar. Halbuki burada varsa hani öyle bakalım hani hukuk mantığı içine bakalım varsa iki taraf var. Bir taraf sonsuz sınırsız bir yetki içerisinde bütün idari, bürokratik, siyasi ağ onun çıkarlarını koruyor. Anagold merkezli bir yaklaşım geliştiriyor. Bu taraftaki İliç halkı bir muhatap bile bu konuyu değerlendirecek, gündemini alacak, haklarını savunacak bir muhatap bile bu söylediğim, bahsettiğim ilişki ağları içerisinde bulamıyor. Bu şimdi İliç gibi yerlerin yeni gerçekliği yani artık böyle bir denge mekanizması bile bulamıyorlar. Eğer burada mesela işte belediye yoluyla, kaymakamlık yoluyla, işte jandarma komutanlığı yoluyla, emniyet yoluyla, siyasiler yoluyla, bürokratlar yoluyla, vekiller yoluyla bir muhataplık ilişkisi geliştirilebilmiş olsaydı karşılıklı öneriler de sunulabilirdi. Yani ne olursa burada bizim haklarımız korunmuş olur anlatabilirlerdi. Böyle bir şeye bile müsaade edilmedi. O zaman da bu kendi hak taleplerinin özünü bir slogan haline getirip şirketin önünde bağırmaktan, slogan atmaktan başka bir çare kalmıyor. Şimdi bugün geldiğimiz noktada bu. Burada ben bunun bununla sınırlı kalacağını da düşünmüyorum. Çünkü bu hem 9 işçi arkadaşımızın ölümüne sebep olan koşullar hem de şimdi Anagold'un bu kadar pervasızca hareket edebilmesine imkan tanıyan koşullar bir ortaklık içerisinde inşa edildi. Yani bunun içerisinde Sarı Sendika'dan bakanlık yetkililerine, bürokratlardan siyasilere, şirket yönetimine kadar herkes var. Ben eğer burada bir çözüme gidilmezse bu tartışmanın, sloganın, öfkenin buralara da gideceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü sorumlular İliç halkı tarafından çok net olarak tespit edilmiş durumda ve biliniyor. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Mert Bey? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu tip durumlarda hızlıca şimdi izleyenler açısından da meseleyi hızlıca tepki üretmedikleri durumlarda ya ne oldu filan hani zaten burada sizin haklarınızı yiyecekler hani bunu hala anlayamadınız mı gibi bir yaklaşım oluyor. Aslında bunun doğru olmadığını da ortaya çıkaran bir gündeyiz. Şimdi buralarda hem görüşme talep etmeleri hem buralardan red almaları hem bugüne kadar güvendikleri
mekanizmalardan kendi lehlerine sonuç çıkmadıklarını görmeleri için hem de biraz düşünüp tartışıp ne yapabiliriz'i buna odaklanarak bir araya gelmeleri için belli başlı aşamalardan, süreçlerden geçiyor İliç halkı. Şimdi bugün bu meseleyi izleyen, yani 13 Şubat'tan bugüne izleyen, hatta öncesinden oradaki hani doğa meselesini de çevre meselesini de içine katarak öncesinden beri izleyen herkesin bu meselede İliç halkının yanında durabilirim, durmalıyız diyen herkesin buraya odaklanması gerekiyor ve bize şimdi düşen buradaki Anagold merkezli geliştirilen gelecek taahhüdünü bozacak. Bunun yerine İliç halkını merkeze alan, İliç halkının bugününü, geleceğini merkeze alan, haklarını merkeze alan bir yaklaşımın egemen olmasını sağlamaya çalışmak. Bu konuda onları desteklemek. Burada yoksa hani oy tercihlerinden tutalım da bugüne kadar onu yaptılar, bunu yaptılar filan gibi bir tartışma şu an Anagold'un elini güçlendirecek bir tartışma. Her zaman Anagold'un elini güçlendirecek bir tartışma. Onların tarafı çok kalabalık zaten az önce anlattığım mekanizmayla. Biz İliç halkını taleplerini, hak taleplerini yükseltmekle görevliyiz. Herkese de buradan böyle bir çağrımız olsun. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız, bilgiler verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar diliyoruz. İliç'te ailelerin, işçilerin mücadelesi sürüyor. Biz de bugün İliç'teki yaşanan son gelişmeleri aktarmaya çalıştık. İşçilerle, ailelerle konuştuk. Süreci yakından takip eden avukat Mert Batun'dan bilgiler aldık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.